Halk eğitimde mesleki, kültürel ve sportif her türlü kursu açıyoruz. İhtiyaca göre, toplumun beklentilerine göre bütün kursları, örneğin gitar seven bir insan gelip burada gitar kursuna katılabilir ya da yüzme sporunu seven bir insan gelip burada yüzme kurslarına katılabilir. Ya da mesleki anlamda kendisini geliştirmek isteyen bir insan gelip burada mesleki anlamda her türlü meslek grubundaki kursa katılabilir. Örneğin bilgisayar, örneğin mobilya, örneğin arıcılık gibi vesaire benzeri kursları biz açacağız önümüzdeki dönemde. Eylül'ün sonuna doğru biz bu usta öğreticilerimiz başvurduğu işte kamu personeli, milli eğitim personeli, iki tane de emeklimiz başvurdu. Biz geçici listelerimizi yayınladık. Asıl listelerimizi de en kısa sürede yayınlayıp kurslarımıza başlayacağız inşallah bu dönemde. O kurs bitirme belgesini alan insan da artık kendi alanıyla ilgili belgeye sahip olduğundan kendini geliştirmek istiyorsa da daha sonra işte usta öğreticilik ve oryantasyon belgelerine sahip olmak için de bir kapı aralamış oluyor. Dolayısıyla kendi alanıyla ilgili nitelikli bir insan haline geliyor. Yani bu ilgi ve isteğe bağlı olarak insanların önce bunu göz önüne alıp hangi konuda ilgi ve istekleri varsa gelip burada her türlü tecrübeden, deneyimden yararlanabilirler. Dolayısıyla kendilerini geliştirebilirler. Kendini geliştiren bir insan da çevresini ve toplumu değiştirmeye başlar. İnsanlardan beklentimiz şu, bilgi güçtür. Biz güçlü oldukça, bilgi sahibi oldukça güçlenmeye başlarız. Bilgiyi biz ötelersek, daha da güçsüz hale geliriz. Çevremiz değişmez, teknolojik verilerden yararlanamayız. Çağın gereklerini yerine getiremeyiz. En büyük beklentimiz şu, bir insan değiştikçe, insanlar değiştikçe toplumda değişmeye ve gelişmeye başlar.